Holy Spirit, we invite you once again to rest upon us. Kutsal Ruh, bir daha seni davet ediyoruz üzerimize gelip kalman için. Come, Holy Spirit, be our Gel, teacher. Kutsal Ruh ve bize öğret. We really want to tune into you, Lord. Ve seninle aynı notada buluşmak istiyoruz Rab. To hear your voice. Senin sesini işitebilmemiz için. We ask it, Father, in Jesus' name. Babacığım, bunu İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amen. Amin. In the UK there are a number of places that used to be churches. İngiltere'de belirgin yerlerde kiliseler var biliyorum. And, eskiden kilise olarak olan and, yerler. And now they're museums, they're mosques even. Şimdi onlar müze, hatta cami olan bile var. They're libraries. Kütüphane. You look at the architecture, oh, that used to be a church. Binaya bakınca onun kilise olduğunu anlarsınız. And they've died. Öldüler ama yani o kiliseler kapandı. But death doesn't happen overnight. Ölüm bir gecede olmuyor. I guess these churches once were fine and then gradually they lost. İnanıyorum ki bu kiliseler çok büyüktü ama yavaş yavaş söndüler, kayboldular. Wendy and I used to have a little tree in one, a garden in one of our homes. Mesela evimizin bahçesinde bir ağacımız vardı. And gradually caught a disease and it kind of crept bir up the branches geldi, and died. Bir hastalık geldi. O dalların ucundan başlayarak bütün ağacı sardı. Death creeps in. Yani ölüm yavaş yavaş sırnaşarak içeri girdi. Sürünerek. And the Bible tells us that we're to repent from dead works. Tanrı da bizim ölü işlerimizden tövbe etmemizi istiyor. But what is a dead work? Nedir bu ölü işler? I'd like to suggest a few categories for dead works. Ölü işlerin kategorilerinden birkaç tanesini belirtmek istiyorum. And then we'll ask, why do we get involved in them? Neden biz bunlarla ilgileniyoruz diye sordular. Yani Tanrı'ya hizmet edeceğimize bunlarla uğraşıyoruz. So a dead work, first of all, I would say, is a work that's not motivated by faith. Ölü iş imanla motive edilmemiş iştir. It's something we do without any expectation. Hiçbir şey beklenmeden yapıyoruz. So we can start doing our religious services with no expectation. Yani biz dinsel törenlerimizi de hiçbir şey beklemeden yapıyoruz. We could come to this conference with no expectation. Konferansa mesela bu konferansa geliyoruz ama hiçbir şey beklentimiz yok. Hiçbir It's beklentimiz in the calendar, so we turn up. Takvimde vardı ve biz gidiyoruz, geçip gidiyoruz. And what used to be in life can gradually turn to death. Yani olan şey şu, yaşam yavaş yavaş ölüme dönüşüyor. But the Bible is encouraging us all the time to be working in faith. Kutsal Kitap bizi her zaman imanda çalışmamızı, işlememizi istiyor. It just can become routine. Ki rutin hale dönüşmesin. And so we do things because we've always done things. Biz dolayısıyla işler yaparız. Bunlar her zaman yaptığımız işler haline gelir. There was a lady in the church I was pastoring. Pastör olduğum kilisede bir kadın. She told me that one day she asked her mother, "Why is it that when we cook the roast meal in England on a Sunday, we tend to have a roast meal. We have İngiltere'de a piece of pazar meat. Günleri et rostosu fırına verilir ve bu kadın soruyor annesine ki It's a typical Sunday meal. Yani tipik bir pazar yemeğinde biz rosto pişiririz. And one day she asked her mother annesine bir gün soruyor why is it that when you cook the roast you cut off the two ends of the meat and put them on the top? Neden rostoyu pişirdiğin zaman her iki ucundan birer parça kesip onu üstüne yani etin üstüne yan yana koyuyorsun? And her mother said, "I'm not really sure." Annesi diyor ki emin değilim ne için. She said, "Grandma always did it." Büyük annem bunu hep yapardı. And I do it. Ben de yapıyorum. And she said, "I think it may be to let the juices of the meat flow." Belki o etin suyu etin üstüne aksın diyedir. But I don't really know. Ama gerçekten bilmiyorum But niye. Grandma's coming this weekend. Bu hafta sonu büyük annen gelecek. Ask grandma why we do. Ona sor neden bunu böyle yapıyoruz. So she asked grandma, "Why is it when you cut cut the two ends of the meat and put them on the top? Why do you do that?" Ve büyük annesine soruyor. Büyük anne niye o iki ucundan kesip de üstüne koyuyoruz? And grandma said, "You still do that?" Büyük anne diyor, "Hala bunu yapıyor musunuz?" And she said, "I used to do it because the oven was so small, it was the only way I could get the meat in." Kızı diyor ki, kendisi diyor ki ben bunu yapıyordum çünkü fırın çok küçüktü, sığmıyordu. İki ucundan kesip üstüne koyuyordum. So the reason's gone. Sebep gitti.
We do it because we've done it. Bunu yapıyoruz çünkü öyle yapıyoruz. In church adet life, olmuş. In church life that can become a dead work. İşte kilisede böyle bir durum olursa ölü işlere giriyor. Why do we have this meeting? Neden bu toplantılarımız var? Well, we do it. Biz hep yapıyoruz bunu. What's our expectation? Bizim beklentimiz ne? Don't have any. Yok bir şey. That's a dead work. İşte ölü iş bu. And that can creep into church life. Ve bu kilise yaşamına sürünerek çaktırmadan girer. Or a work that's without hope. I've said without faith, a work without hope. Yani bu ümitsizlik demek. Yani hem iman yok hem ümit yok. I love the story of Jonathan and his armor bearer. You find in the Old Testament. Jonathan ve onun ordusunu hikayesi çok hoşuma gidiyor. And he goes against a much bigger army, just two of them. İki keresinde. Jonathan and his armor bearer. Jonathan ve kendi ordusu. Büyük bir ordu kurmak istiyor Jonathan. They go against a big army. İki kişi büyük bir orduya karşı savaşmaktalar. And Jonathan says to his armor bearer, perhaps, that word's in the Bible, perhaps the Lord will give us success. Diyor ki arkadaşına, belki Tanrı bize bir başarı verir. So at least there's hope. En azından bir ümidi var. At least we hope that God's with us. Anything could happen. Yani her şey olabilir ama Tanrı bir şey yapacak. Her şeyi yapabilir. It's not necessarily well-defined faith, but at least let's see what God will do. Yani imanı iyi bir şekilde anlatımı gerekmiyor ama Tanrı, iman ediyoruz, bir şey yapacak. When there's no faith, there's no hope. Çünkü iman olmasa, ümit olmasa çok kötü bir durum oluyor. I would say another dead work is something we do presumptuously. Bir de biz ister istemez yaptığımız şeyler var. Perhaps an outstanding example would be the story of Joshua. Belki bu Yeşu'nun örneğini size vermek istiyorum. His first battle was at Jericho. Onun ilk savaşı Jeriko'daydı, hatırlayın. Jeriko'da. It says the city was walled up to heaven. Şehir sanki gökyüzüne, cennete kadar yükselen bir şehir halindeydi. But God gave them instructions. Duvarları, ama Tanrı ona talimat verdi. You march around it. Şehrin etrafında dön. On the seventh day you shout. Yedinci gün bağırın. And by faith the walls of Jericho fell down. İmanla Jeriko'nun duvarları inecek aşağı. And wow, this is pretty exciting. Ve hepsi çok heyecanlandı tabii. And Joshua says, what's the next city? Ve Yeşu diyor ki, bundan sonraki şehir hangisi? And some guys go and have a look. Gidin bakın diye kişiler gönderiyor. And they come back and say, oh, it's much smaller. Ve gelip dediler ki, Jeriko'dan daha küçük bir şehir. We could take Jericho. Biz Jeriko'yu aldıksa, we can take Ai. Onu da alabiliriz. And they went down. Gidiyorlar şehre. Ai'ye gidiyorlar. And were thoroughly defeated. Ama kötü bir şekilde ran for their lives. Mağlup oluyorlar. Hayatlarını kurtarmak için kaçıyorlar. They moved from faith and looking to God. İmandan ve Tanrı'ya bakmaktan to think, yeah, we can do this. Bakacakları yerine biz bunu yapabiliriz diyorlar. And it became a dead work. Bu da ölü işlere giriyor. It's easy, we can do it. Çok kolay, biz yapabiliriz. They really lost their way. Kendi yollarını kaybettiler aslında. I would say another dead work is one that God has not told you to do. Bir de başka bir ölü iş var. O da Tanrı'nın size yap demediği işleri yapmak. It says after the resurrection, Peter said, "I'm going fishing." İsa'nın kıyamından sonra Petrus dedi ki, ben balık avlamaya gidiyorum. He fished all night and caught nothing. Bütün gece balık avına çıktı ama hiçbir şey yakalayamadı. God had not sent him. Tanrı onu göndermedi ki. He's supposed to have left his nets behind. He's supposed to have left his nets. Kendisi gitmemesi gerekiyordu. I was once when I was pastoring in the first church that Wendy and I were at. İlk kilisemde pastörlük yaptığım zaman Wendy ve ben. My old school was not very far away. Benim eski okulum çok uzak değildi oraya. And I was very backslidden when I was at school. Ben okuldayken çok kötü bir talebeydim. And they called me and said, "We've heard you're now a minister." Bana telefon ettiler. Dediler ki, sen şimdi kilisedeymişsin, idare ediyorsun. Would you come in one day a week and teach religious education? Lütfen haftada bir gel ve talebelere ders ver. I thought, wow, what an opportunity. Oo, dedim, bu bir fırsat, çok güzel. I'm so excited. Çok heyecanlandım. I thought I did so badly when I was at school. Yani ben okuldayken çok kötüydü her şey. Maybe I can put it right. I can go into better. Belki şimdi o hatalarımı doğruluğa çevireceğim. I was very excited. Çok heyecanlandım. It's an open door. Kapı açık bir kapıydı benim için. And I was praying about it. Dua ettim o konuda. You know, praying about other things. Başka şeyler de dua ettim. And Lord, this wonderful opening in the school. Ve Rab dedim, bu okuldaki bu açtığın yol için teşekkür ederim. Çok güzel bir yol.
açıldı. There's no answer from heaven. Ama gökten cevap gelmedi. So I'm saying, Lord, you know that opening in the school. Yani evet biliyorsun ya o benim eski okulum. I felt that heaven was not enthusiastic. Ama düşündüm ki cevap gelmeyince cennetten çok bir sevinç olmadı bunun için. And I felt God said to me, what did I call you to do? Tanrı bana dedi ki seni bu iş için çağırdım mı? I said, well, pastor this church. Bu kilisenin pastörüsün. And this wonderful open door. O çok harika bir açık kapı. And I felt God said, did I open that door? Bu kapıyı ben mi açtım sana? Dedi Tanrı bana. I had to learn something very important. Ben çok önemli bir şeyi kaçırmıştım. An open door didn't necessarily mean that was for me. Yani açık bir kapı demek bu benden demek değil. It's very possible to go through. Well, this is open. This has happened. This is possible. Yani bu da bu da mümkün. Eğer orada bir fırsat varsa o da fırsattır. O da fırsattır. Bir sürü açık kapılar olabilir. We can actually become so busy that if you say, "Have you got faith for it?" So I haven't got time for faith. I'm just going for it. Yani biz diyoruz ya hani imanın olsun o işi yaparsın. O zaman yeteri kadar imanın var mı? Onu da yapayım, onu da yapayım. I had to learn it wasn't for me. Ama öğrenmem gerekiyordu ki bu benim için değil. Which was a big surprise to me. Ve bu bana büyük sürpriz olmuştu. And I phoned a friend who was with Youth for Christ in that town. O şehirde olan gençlik kollarındaki arkadaşlarım vardı. And he followed through. He took over. O işi devraldı. It wasn't for me. Bu iş benim için değildi. We need to be careful. We don't get into things God didn't tell us to do. Yani çok dikkat etmeliyiz. Tanrı'nın bize yap demediği işleri yapmaya hemen hevesli olmayalım. Then one more category of a dead work. Bir ölü işler kategorisi de şudur ki. We're told in 1 Corinthians 13. 1 Korintos 13'te bana bize deniyor ki. Anything we do without love is nothing. Sevgisiz yaptığımız her şey bir hiçtir. So we can prophesy without love is nothing. Eğer peygamberlik sözleri veriyorsak sevgisiz we hiçbir şey yaramaz. Tongues, if it's without love, it's just a clanging cymbal. Diller konuşsak sevgisiz olarak hiçbir işe yaramaz. We can give all our money to the poor. Bütün paramızı fakirlere versek if it's without love, it's nothing. Ama sevgimiz olmasa neye yarar? Wow, that's a lot of work we can do and it's all dead. Yani dolayısıyla bütün bir sürü iş var yaptığımız ki ölü. It's interesting to compare what Jesus said to the church at Ephesus in the book of Revelation. Vahiy kitabında İsa'nın Efeslilere dediği şey çok önemli. To what Paul said to the church in Thessalonica. Ve Selaniklilerde Pavlus'un kiliseye dediği söz de önemli. Paul says to the Thessalonians, I know your work of faith, your labor of love and the steadfastness of your hope. Pavlus diyor ki sizin diyor çalışmanızı sebatla devam etmenizi ve what was the last? The last one was steadfastness of hope. Ümidinizi sebatla devam ettirmeniz çok güzel. So he's really proud of this church. Yani çok memnunum bu kiliseden. Jesus writes to the church at Ephesus. Efes'teki kiliseye İsa şöyle demişti. He uses interesting words. I know your work. İşinizi biliyorum. I know your labor. Çalışmanızı biliyorum. I know your steadfastness. Sebat etmişinizi biliyorum. Exactly the same three things. Aynı şeyleri Pavlus'la söylemişti. Except at Ephesus, at Thessalonica, it's a work of faith. Ama Selaniklilerde iman işleri vardı. It's a labor of love. Sevgiyle çalışma vardı. It's steadfastness based on hope. Ve sürekliliği, sebati ümide bağlanmıştı. At Ephesus, you still got the shell, but the heart's gone. Efeslilerde kabuk olarak bu vardı ama içinde yoktu. You're working, you're laboring, you're steadfast. Çalışıyorsunuz, sebatla devam ediyorsunuz, işler yapıyorsunuz. Then he says this, unless you return to the love you had at first. Ama orada diyor ki ilk sevginize dönmedikçe I will remove your lampstand. Sizin kandilinizi alacağım. So it's Jesus who closes churches. O zaman diyebilir miyiz ki İsa kiliseleri kapatıyor? I thought it was the devil who closed churches. Yoksa şeytan mı kapatıyor? Jesus said, "No, I'll remove your lampstand." İsa dedi ki, kandilinizi alacağım. I don't know what that looks like. Bu neye benziyor? I'd hate to be the pastor of a church that Jesus has removed the lampstand from. İsa'nın kandilini alan bir kilisede pastör olmaktan nefret ediyorum. I don't think it necessarily means you can't get in next week. Demek istemiyorum ki gelecek hafta gelemeyeceksiniz, içeri giremeyeceksiniz. It's interesting. God said to King Saul,
today the kingdom is removed from you. Çok enteresandır ki Tanrı Saul, Kral Saul'a dedi ki bugün krallığın senden alındı. But he still sat on the throne the next day. Ama ertesi gün tekrar tahta oturuyordu Kral Saul. But from God's perspective, ama Tanrı'nın bakış açısından artık kral değildi. So I want to be very jealous that I don't get into church life where God is not involved. Yani onun için ben çok dikkatli olmalıyım. Çok kötü hissederim eğer kilisemden o kandil alınırsa. So it's possible to be actively serving God, but there's no heart in it. Yani dolayısıyla mümkündür ki faaliyet olarak Rab için çalışıyor olabiliriz ama o işin yüreğinde eksik şeyler olabilir. So let's just move along. Biraz daha devam edelim. Why do we do things that we have no heart for? İstemediğimiz, yüreğimizde olmayan şeyleri niye yaparız? Why do we get involved in religious work? Neden dini işlerle ilgileniyoruz ki? When the motivation isn't there. Eğer motivasyonumuz orada değilse. Well, the verse gives us the hint. The verse that we looked at in Hebrews. İbranilerdeki ayet bunu bize anlatıyor. It says the blood of Jesus cleanses our conscience from dead works. İsa'nın kanı bizi ölü işlerden temizliyor. Vicdanımızı temizliyor. The danger is we do stuff for the sake of our conscience. Ama konu şu ki, tehlike şu ki biz vicdanımız için işleri yapıyoruz. We want a good conscience so we're very active. Bizim iyi bir vicdanımız var ve çok faal. Maybe we want other people to think well of us. Belki başka insanlar bize iyi diye görüyor. So we do things not that we want to do them. Yani aslında biz o işleri yapmak istemiyoruz. But I feel better because I did them. Ama onlar için, etrafımızdakiler için iyi hissediyoruz. It helps to give me a good conscience. Yapınca ve bu benim vicdanımı rahatlatıyor. Because I'm active. Çünkü faalim. Now this is where we come back to this morning's talk. Dolayısıyla şimdi bu sabahki aletimize, aracımıza, kullandığımız araca geliyor. And we understand this. Şunu anlıyoruz. That God declares I'm righteous without doing any good works. Hiç iyi iş yapmasam da Tanrı beni doğru kıldı. I don't have to do them. Onları yapmaya gerek yok. God says I'm righteous as a gift. Tanrı çünkü doğruluğu bana armağan olarak verdi. Actually says in Romans 4:4 and 5. Romalılar 4:4-5'te dediği gibi. To him who doesn't work but believes in God who justifies the ungodly, his faith is regarded as righteousness. İşleri yapmak önemli değil ama Tanrı'nın doğruluğuna iman ederek biz ölü işlerden kurtulabiliriz. That's an amazing verse. Bu çok harika bir ayet. To one who doesn't do any work. Yani hiçbir iş yapmayan but who believes, ama Tanrı'ya iman eden his faith regards the righteousness. İmanla doğruluğa sahip oluyor. I don't have to do it. O iyi işleri yapmama gerek yok. So again, if I can go back to when I was at the first church that Wendy and I were at. Dolayısıyla tekrar benim Wendy ile olan o ilk kiliseme döndüğümde. For quite a while we were fairly introspective because we were opening up to the Holy Spirit. We had a lot of internal adjustments to make. Çünkü bizim orada çok işimiz vardı. Yani Kutsal Ruh'un işleyişini gelenlere anlatmak için onlara yapılacak olan bir değişiklik. Sistem olarak bir değişik bir çalışmalarımız vardı. And after a while we'd essentially broken through. We felt we were making some progress. Ve gerçekten bir süre sonra bir patlama oldu ve ilerleme kaydettik. And I felt God said to me, it's time this church associated with other churches more in town. Ve zaman geldi. Tanrı bana dedi ki o şehirdeki diğer kiliselerle birleşmelisiniz. Yani bir irtibat olsun. So I got in touch with the local pastors fraternal, the pastors gathering. Ve pastörler toplantılarına katıldım. And I said, may I come along? Ben de katılabilir miyim dedim. They're very welcoming. Onlara hoş geldin dediler bana. So that was good. Güzeldi. A few days later, someone knocked my door. İki gün sonra, birkaç gün sonra kapıma bir not bırakıldı. He said, I understand your church is going to be more involved with the other churches. Anlıyorum ki sizin kilisenizin diğer kiliselerle bir iletişimi olsun istiyorsunuz. I said, yes, we're going to. Evet, ya bunu yapabiliriz. He said, I'm so pleased. Çok sevindik. Because next week, çünkü gelecek hafta all the churches will be going from house to house around the town. Bütün kiliseler kapı kapı dolaşacaklar o şehirde. And we will put envelopes in people's doors. İnsanların kapılarında zarflar bırakacağız. Asking them for money. Para isteyeceğiz. And we're so glad you're going to come in. Biz de seviniyoruz sizin bize katılacağınız için. So I said,
I don't think we want to do that. Ben de dedim ki böyle bir şey istediğimden emin değilim, yani istemiyorum. And he replied like this. He ve said, şöyle cevap verdi. He said, all the other churches do it. Bütün diğer kiliseler bunu yapıyor. And I said, I don't think we will want to do it. Yani biz bunu yapacağımızı, bunu yapmayı isteyeceğimizi zannetmiyorum dedim. And he said, even the Roman Catholics join in. Roman Katolik Kilisesi de katılıyor. So I said, well, I'm not buna rağmen mi hayır diyorsunuz? Evet what, dedim. What was he trying to do? Yani bana yaptığı neydi aslında? He was trying to get at my conscience. Benim vicdanımı etkilemeye çalışıyordu. The others do it. Diğerleri bunu yapıyor. Even the Roman Catholics do it. Roman Katolik Kilisesi bile. And you're not going to. Ve sen bunu yapmıyorsun. It's like implying there's something wrong with me. Yani bende yanlış bir şey olduğunu empoze etmek istiyordum. But I understand grace. Çünkü lütfu anlamamıştı. To one who does not work. Yani hiç çalışmasam. His faith is regarded as righteousness. Kişinin imanı doğruluk olarak kabul ediliyor. So I'm not going to do it. Bu nedenle yapmayacağım dedim ona. And I'm still righteous. Ben hala doğruyum dedim. Thank you, goodbye. Teşekkür ediyorum, güle güle dedim. See, grace sets me free. Çünkü lütuf beni özgür bırakmıştı. From not doing things I've no stirring of faith to do. Yani beni rahatsız edecek şeyleri yapmadan imanda kalsam beni doğru olarak kabul ediyordu now, çünkü. Now, dangerously. Yani daha ilerlesek tehlikeli olabilir çünkü. Someone says to you, birisi size derse would you ki, help with the children, please? Çocuklar için yardım eder misin lütfen? And you say, smelly objects, children. Kokuşan şeyler. And you say, oh yes, of course I will. Ama tabii ki yaparım diyeceksiniz. So why do you say yes? Neden evet diyorsunuz ki o zaman? You know you don't like children. Biliyorsunuz çocukları sevmediğinizi. Well, what do they think of me if I won't? Yani ama onlar ben hayır dersem he'll think I'm a terrible Christian. Ne düşünecekler? Bu çok kötü bir Hristiyan diyecekler belki. So I better do it. Onun için yapsam iyi olur. So here's a part of the church where something's being done by somebody who hates what they're doing. Bazen insanlar nefret ettikleri şeyi yaparken and without any faith, hiçbir iman olmadan without any love, sevgisizce but I'm doing it. Ama bunu yapıyor. So they'll think better of me. Ki benim hakkımda iyi düşünsünler. That'll give me a good conscience. Yani vicdanım rahatlasın. So there's some death creeping into this church. Eğer böyle yapıyorsa o kiliseye ölüm sürünerek çaktırmadan giriyor. So we have to be able to say. O zaman diyebiliriz ki. No, I won't do it, but I'm still righteous. Hayır, yapmak istemiyorum ama ben hala doğruyum. Now this is where the pastors get nervous. Yani elçiler bunu biliyorlardı. Hey, I'll be doing everything. Ama her şeyi yaparım diyorlardı. I'll be setting out the chairs, turning on the sound, looking after the children. I'll do everything. Yani kilisenin ses düzenini yaparım, ışıkları ayarlarım, çocuklara bakarım, her şeyi yaparım diyorlar. Because everybody says, no, I don't have to work, but I'm ever so righteous. Hallelujah. Çünkü herkes diyor ki benim işim var, yapamam ama ben hala doğruyum. So where am I going with this message? Yani bu mesajı nereye bağlamam gerekiyor şimdi? We'll follow the verse through. We see what the verse says. Ayet ne diyor bunu? It says the blood of Jesus cleanses our conscience from dead works. İsa'nın kanı bizim vicdanımızı ölü işlerden temizliyor. I don't have to do stuff I don't feel God's telling me to do. Tanrı'nın bana yap demediği şeyleri yapmayacağım. In order that it says that we might serve the living God. Ki diri Tanrı'ya hizmet etmiş olayım. All right, so the grace message is not supposed to produce lazy churches. Yani lütfun mesajı kiliseleri tembelliğe mi sürüklüyor? Bunu demek istemiyorum. Let me remind you a few famous verses. Size bazı meşhur ayetleri takdim etmek it istiyorum. Titus 2 and verse 14. Titus 2:14. Christ gave himself for us. İsa kendisini bizim için verdi. That he might redeem us from all iniquity. Bütün suçlarımızdan bizi kurtarmak için. And purify for himself a people for his own possession, zealous for good works. Kendi halkını iyi işlere gayretli kılmak üzere kendine ayırdı. Zealous for good works. Gayretli olmak, iyi işlerde gayretli God, olmak üzere bizi kendine God ayırdı. God wants us to be zealous. Tanrı bizim gayretli olmamızı istiyor. For good works. İyi işler için. Jesus added this in Matthew 5. İsa Matta 5'te bunu ekledi. That men may see your good works and glorify your Father. İnsanlar nasıl sizin iyi işlerinizi görüyorsa Baba Tanrı da görüyor. Jesus introduced a note of urgency in John 9:14.
Yuhanna 9:14'te İsa sözlerine şöyle diyor. Behold, we must work the works of him who sent me. The night is coming when no one can work. Öyleyse sonsuz ruh aracılığıyla kendini lekesiz olarak Tanrı'ya sunmuş olan Mesih'in kanının diri Tanrı'ya kulluk edebilmemiz için vicdanımızı ölü işlerden temizleyeceği ne kadar kesindir. Yani İsa bizim iyi işler için koşmamızı istiyor. Ama diyor ki yani aşırı yaparsanız artık durun. Yani daha fazlasını yapamazsınız. Let's work while we can. Biz çalışabildiğimiz sürece çalışalım. And then one last verse. Bir son ayet. Revelation 22:12. Vahiy 22:12. Jesus says this, "Behold, I'm coming quickly. My reward is with me to render to every man according to what he's done." İşte tez geliyorum. Vereceğim ödüller yanımdadır. Herkese yaptığının karşılığını vereceğim diyor. So here he's saying we serve with a view to Jesus rewarding us. Şurada demek istiyor ki biz hizmet ediyoruz ve İsa bize armağanlar veriyor buna karşılık. Grace justifies us freely as a gift. Dolayısıyla lütuf bizi aklan doğru kılıyor. We're saved by the blood of Jesus. İsa'nın kanıyla diyoruz. He declares us righteous as a gift. Ve bize bir armağanlar vereceğini ilan ediyor. Doğruluğu armağan olarak vereceğini ilan ediyor. So we're made into new creatures. Bizi yeni yaratıklar yaptı. And then he invites us to serve him. Ve bizi davet etti kendisine hizmet etmek üzere. If you'd like to turn to 1 Corinthians chapter 3. 1 Korintos 3. bölümü açarsak. I'd just like to look at a few verses with you more closely. Buradan birkaç ayete bakmak istiyorum. Because we don't often think about this aspect of Christianity. Çünkü Hristiyanlığın bu konusuna pek dikkat etmiyoruz. Paul says in 1 Corinthians chapter 3 that as a wise master builder he has laid a foundation. Verse 10. 10. ayette diyor ki kendisi bizim sahibimiz olarak bir temel attı. Tanrı'nın bana lütfettiği görev uyarınca bilge bir mimar gibi temel attım. Then he says others must be careful how they build upon it. Ama başkaları da bu temel üzerine inşa ediyorlar, dikkat etsinler. In verse 12 he says if any man builds on the foundation with gold, silver, precious stones, wood, hay, straw, each man's work will become evident, for the day will show it because it will be revealed with fire, and the fire itself will test the quality of each man's work. 12. ayette diyor ki bu temel üzerine kimi altın, gümüş ya da değerli taşlarla, kimi de tahta, ot ya da kamışla inşa edecek. 13'te herkesin yaptığı iş belli olacak. Yargı günü ortaya çıkacak. Herkesin işi ateşle açığa vurulacak. Ateş her işin niteliğini sınayacak. Verse 14 and 15. If any man's work which is built on it remains, he will receive a reward. If any man's work is burned up, he will suffer loss, but he himself will be saved, yet so as through fire. Yaptıkları bir kimsenin inşa ettiği ateşe dayanırsa o kimse ödülünü alacak. Yaptıkları yanarsa zarar edecek. Kendisi kurtulacak ama ateşten geçmiş gibi olacaktır. Okay, so our works are going to be tested. Yani bizim işlerimiz imtihandan geçecek, sınanacak. This is true for every one of us. Her birimiz için bu gerçek. Every one of us will stand before God. Her birimiz Tanrı'nın önünde duracağız. And although we've passed from death to life, yani ölümden yaşama geçmiş olmamıza rağmen, and we're declared righteous, doğru kılınmamıza rağmen, God will test the quality of our works. Bizim işlerimizin kalitesini test edecek Tanrı. They'll be tested with fire. Ve ateşten geçirecek denerken. Are they gold, silver, wood, bu işler hay, straw? Altından mı yapılmış, samandan mı, kamıştan mı? It's a bit like when Jesus stood at the temple. İsa mabetteyken şu says, olaya benziyor bu. He said he stood opposite the treasury. Orada paraların toplanan yerin karşısında duruyordu. And a rich guy came in and put in a great big gift. Zengin bir çocuk geldi ve büyük meblağda para verdi. Very public, very showing off. Herkesin ortasında böyle göstererek. And then a little lady came in. Ama küçük bir bayan geldi. And she put in two little coins. İki kuruş koydu oraya. And it's like Jesus said, let the fire test take place. İsa dedi ki, hadi gelin bu ateşten
sınanma olsun burada. So the fire falls upon that gift. O armağanın üstüne ateş geldi. And when the smoke goes, duman gittiğinde, you think, where did that guy's gift go? O çocuğun verdikleri neredeydi? It's gone up in smoke. Kaybolmuştu. It was just straw. Sadece saman vardı orada. Because his motivation was all wrong. Çünkü onun motivasyonu yanlıştı. And then the woman's gold, little two coins. Ama o kadının verdiği iki bozuk para. And the fire falls on that. Ateş onun üstüne düştü. And when the smoke gone. Gittiğinde duman. Hey, gold, silver, precious orada stones. Altın, gümüş ve taşlı değerli taşlar oldu vardı. It stood the fire test. O ateşten sınanmadan başarıyla geçmişti. It says in the Bible, our works will be tested by fire. Onun için kutsal kitapta diyor ki bizim işlerimiz ateşle sınanacak. And will be rewards. Ve armağanlarımız olacak. But it says some will suffer loss. Ama bazıları kayıplar yaşayacak. It plainly says, but you'll be saved. Normal olarak ayet diyor ki kurtulacaksın. Because we're not saved by works. Çünkü her birimiz işlerle kurtulmadık. We're saved by faith. İmanla kurtulduk. But God will test the quality of our works. Ama Tanrı işlerimizin kalitesini sınayacak. And it's possible to be wonderfully saved. Biz muhteşem bir şekilde kurtulduk. But suffer some loss. Ama bazı kayıplara uğrayacağız. God wants us to not suffer loss. Tanrı işte bizim o kayıplara uğramamızı istemiyor. And so you'll find in the next chapter. Ondan sonraki bölümde görüyoruz ki. It says in verse 5 of 1 Corinthians 4. 1 Korintos 4'ün 5. ayetinde. Don't go on passing judgment of one another before the time, but wait till the Lord comes, who will both bring to light things hidden in darkness and disclose the motives of men's hearts. Then each man's praise will come to him from God. 5. ayet. Bu nedenle belirlenen zamandan önce hiçbir şeyi yargılamayın. Rabbin gelişini bekleyin. O karanlığın gizlediklerini aydınlığa çıkaracak, yüreklerdeki amaçları açığa vuracaktır. O zaman herkes Tanrı'dan payına düşen övgüyü alacaktır. See, he says in the earlier chapter, I don't want you to judge one another. Daha önceki bölümde birbirinizi yargılamayın diyordu. In verse 4, he says, I'm not conscious of anything wrong with myself. 4. ayette ben vicdanen rahatım, rahatsız eden bir şey yok diyordu. He says, I'm not acquitted by that. Ben bununla bir günah işlemedim. Ultimately, the Lord will judge things. Bununla doğru sayılmıyorum. So God will judge things with this fire test. Yani Tanrı çünkü kendisi yargılayacak ateşten and sınamayla. He'll bring to light things hidden in men's hearts. Tanrı insanın yüreğindeki şeyleri aydınlığa çıkarıyor. He'll disclose motives. Motivasyonu ortaya çıkarıyor. Like Terry, why did you go to Istanbul in May 2017? Neden Terry, neden 2017'nin Mayıs ayında İstanbul'a gittin? Do you like going in airplanes? Yani uçakla dolaşmaya mı? You can't see my heart. Siz benim yüreğimi göremezsiniz. It's like Paul says, I don't even know my own heart. Pavlus diyor ki benim yüreğimi bile göremezsiniz. But there will come a day. Ama bir gün gelecek. When all my works and yours will be tested by fire. Benim ve bütün hepinizin işleri ateşle sınanacak. And some's going up in smoke. Ve bazılarından dumanlar çıkacak. Because when you find the true motive, çünkü doğru motivasyonu bulduğunuzda, it can't stand the fire test. Ateşten sınanmadan geçemeyeceksiniz. So what serving God is a awesome thing. Yani Tanrı'nın o ateşten sınaması çok korkunç bir şey. Although we received grace. Yani bize lütfu veriyor, biz alıyoruz grace, ve kutluyoruz. It doesn't mean our service becomes cheap. Yani bu demek değil ki bizim hizmetimiz çok ucuza gidiyor. Every day I praise God, I'm declared righteous. Her gün Rabbi övüyorum ben bana verdiği doğruluk için. But every day I want to serve him with a good heart. Ama her seferinde iyi yürekle hizmet ediyor muyum? Not to justify myself. Kendimi aklamak için değil. But because I love him, I want to serve him. Yani Tanrı'yı sevdiğim, ona hizmet ettiğim için. Now this is what God wants the church to look like. Bu şekilde mesela kiliseye gelenleri düşünelim. That we're serving from a good heart. İyi yürekle hizmet etme edenler var. And the Bible speaks about rewards. Ve kutsal kitap armağanlar hakkında konuşuyor. Now you don't often hear preaching on rewards. Who? You don't often hear preaching about rewards. Bu armağanlar hakkında her zaman vaaz işitemiyorsunuz. Evet, armağanlar hakkında fazla işitmiyorsunuz.
Armağan ödül demek. I think we've kind of invented little sayings which undermine the concept of reward. Yes, I can. So that's fine. You're doing great. It's a long day. It says, I'm saying that there are many there are little sayings that we use that undermine the whole concept of rewards. Bazı söyleyiş tarzları var ki bu ödülleri küçümsüyor gibi geliyor bize. What do I mean? What do I mean? Bu ne demek? It's like you say to the keyboard player. Mesela piyaniste diyorsunuz ki. That was beautiful. Thank you very much. Çok güzel çaldın. Teşekkürler. And sometimes they will say this to you. Bazen şöyle diyor o. It wasn't me. It was the Lord. Ben değildim, Rab'di. See? You feel like saying, "Who played the wrong note?" O zaman yanlış notaları kim çaldı? I didn't hear any. Okay. Or you might say it was good, but the Lord wasn't that good. Ama diyebilirsiniz ki evet güzeldi ama Tanrı hata da yaptı. But that is a common answer when someone does well. Yani bazıları için bu geleneksel bir cevap. Christians do something well. Hristiyanlar iyi bir şey yaptıklarında. You say thank you. Teşekkür ederim diyorsunuz. That wasn't me. Bu ben değildim. It was the Lord. Rab'di. But that's not true. Ama bu doğru değil. Thank you for learning to play the keyboard. Teşekkür ediyoruz ki o piyanoyu çalmayı Thank öğrenmiş. Thank you for all the hard work. Bütün o yaptığı iş için. Thank you for the way you blend guitar and piano. Piyano ve gitarı çaldıkları için teşekkürler. Thank you for the practice. Bunu uyguladıkları için teşekkür edin. Thank you for serving us. Bize hizmet ettikleri için teşekkür ederiz. Now it's quite wrong to take the position it wasn't me. Ama bu konumda ben değildim demek yanlış. Now, if you put that together with other things that sometimes you hear, bazen işittiğiniz şeylerle bunları birleştirirsek, when I first started preaching, ben ilk vaize başladığımda, you would often go to this little deacon's prayer meeting before the preach. Vaazden önce diyakonların küçük bir duası olurdu. And you would hear this prayer prayed. Şu cümleyi duada işitirdik. Lord, Rab, this morning, hide the preacher, we would see Jesus. Vaizi sakla. Ve biz İsa'yı görmek istiyoruz. A friend of mine said, if that happens to me again, eğer arkadaşım biri dedi ki eğer bu bana bir daha söylense, I'm going to the pulpit, kürsüye gideceğim. I'm going to say, let us pray. Gelin dua edelim diyeceğim. When they all close their eyes, herkes gözünü kapattığında, I'm going down under the pulpit. Kürsünün altına saklanacağım. He said, let's see how they get on with the head with preacher. O zaman gözlerini açtıklarında kim vaaz edeceğini görebilecekler mi? So, but it's very we often used to hear that prayer. Yani hide the preacher. Yani vaizi saklamak iyi bir fikir değil. A more recent one that I've heard. En son işittiğim bir cümle şuydu. And sometimes some very good people actually. Bazen aslında çok iyi insanlar. They say this. Şöyle derler. God is looking for a faceless army. Tanrı suratsız bir ordu görmek istiyor. It's like God, I'm looking for a faceless army. Yani askerlerin yüzünü kapatın öyle bir ordu. What does that mean? Ne demek? It means God doesn't want your face. Yani Tanrı senin suratını istemiyor. God loves anonymity. Tanrı anonimliği seviyor. That's the implication. Onun uygulaması bu. God wants you faceless. Sizi yüz olarak görmek istemiyor. Yani He wants you anonymous. Yüzünüz olmasa da hepiniz eşit olarak görüyor. It's just getting the job done. Yani önemli olan işin yapılması. And it wasn't you anyway, it was Jesus. Ama siz değilsiniz, İsa'dır. And we don't want to see the preacher, we want to see Jesus. Yani ben vaaz ediyorum ama Now, İsa'dır. You put together these kind of fragments that people say. İnsanların söyledikleri bu parçaları birleştirince. And what are we left with? We are left with a philosophy that says you don't count. You're irrelevant. Yeah. Yani bütün bunları birleştirince şu ortaya çıkıyor. Yani siz hesapta yoksunuz. It's Jesus who does it anyway. Her şeyi İsa yapıyor zaten. And his great desire is that you're faceless. Onun en çok istediği şey sizin yüzünüzü yani olmasa da olur. That is nowhere in the Bible. Ama böyle bir şey demiyor kutsal in kitap. In the Bible, kutsal kitapta, you'll find God celebrates people. Tanrı insanları kutluyor. He doesn't obliterate people. Onları yok saymıyor. You'll find that David's mighty men are all named. Davud'un adı güçlü bir adam olarak and their anılıyor. And exploits are all recorded. Ha, güçlü adamlarının hepsi isimlendirmiş. Evet. God doesn't say it was a faceless lot, did it? Somebody yani did it. Bunların şahsiyeti yüzü yani şahsiyeti değil, yüzü yok olarak kabul ediyorum demiyor. Hepsinin adını tek tek veriyor orada. The names are there. İsimler orada. The exploits are there. Hepsi orada. And when it talks about Nehemiah's yaptıkları wall being da orada. Built,
Nehemya duvarları, Yeruşalim'in duvarlarını bina ettirdiğinde bunu birileri yaptı demedi. It says they did it there. Onlar orada yaptılar. And these guys worked here. Bu gençler burada çalıştı. And these guys worked very hard. Ama bunlar, bu çocuklar çok daha fazla çalıştı. And these guys didn't actually. Ama öbürleri aslında fazla çalışmadılar. Oh, it's all recorded then. Hepsi yazılı burada. Oh, I thought if we threw anything together, it's God who does it. It's like it doesn't really matter, but we say no, it does matter. Yani aslında hiçbir işe yaramaz diyoruz ama aslında yarar. And the Bible says God wants to reward work well done. Ve kutsal kitap diyor ki iyi yapanı ödüllendir. And then you add to this a prayer that a man called Saint Ignatius of Loyola ve gave dua the church. Eden bir Saint Ignatius Loyola. He invented the Jesuit movement. Just it doesn't matter really who he was, but he gave this prayer to the people. İnsanlara şu duayı vermişti. It's a famous prayer, and it says this. Meşhur dua eden birisiydi. We do all this not looking for any reward, save that of knowing we do your will. Biz bütün bunları hiçbir armağan beklemeden yapıyoruz Rab. Senin iradeni bilmemizle bizi kurtar. In other words, rewards are not really relevant. Yani armağanların, ödüllerin çok geçerli olduğu anlamına gelmiyor bu. That may have been a very holy prayer. Bu çok kutsal bir dua olabilir. But there's something about it that's saying we're not interested in rewards. Ama orada bir şey, biz ödüllerle ilgilenmiyoruz anlamına geliyor. But the last verse of the Bible almost. Ama kutsallığın, kutsal kitabın hemen hemen son cümlelerinden biri. Jesus says, I'm coming. İsa diyor ki ben geliyorum. With my angels. Meleklerimle. I'm going to give rewards to all those people who serve me. Herkese kendi ödülünü vereceğim kesinlikle. Imagine Jesus comes. İsa geliyor, hayal edin ki. And we say, oh, just a minute Jesus, just a moment. Bir dakika İsa, bir dakika. Take a seat Lord. Lütfen otur. We want to explain to you. Sana bir şey anlatmak istiyoruz. It's not a very high ethic. Bu fazla etik değil. You're looking for rewards. Ki sen ödüller vereceksin. We're past all that. Önemli değil bizim için. We're not interested in rewards. Biz ödüllerle ilgilenmiyoruz. When Jesus says, I'm coming. İsa diyor ki ben geliyorum. My reward is with me. Benim ödülüm who's yanımda. Who's volunteering kim to put Jesus light? Yani kim gönüllü bir şekilde İsa'yı kabul edecek? I'm not going to do that. İsa'yı yanlış çıkaracak. Ben so onu yanlış either çıkarmayacağım. Jesus is right. Either Jesus is right. Ya İsa doğrudur. Or Saint Ignatius of Loyola is right. Veya Saint Ignatius Loyola doğru. I'm plumping for Jesus. Ben İsa için oyumu veriyorum. Coming with my rewards. Çünkü armağanlarımızı getiriyor. So we can cultivate this idea. It doesn't matter. Biz bu düşünceyi kültive edeceğiz. Hiç fark Jesus etmiyor. Jesus plays the keyboard. Eğer İsa piyanoyu çalıyorsa. Jesus does the preaching. Vaazı İsa veriyorsa. We're all faceless. Hiçbirimizin yüzü belli değilse. And we're not interested in rewards anyway. O zaman ben zaten ödülle niye ilgileneyim ki? Boy, how much more are we going to tear out of our Bibles? Ama o zaman o sayfaları yırtalım mı acaba kitaptaki? That is so wrong. Yanlış görüyorum bunu. So the Bible is saying no, grace saves me. Kutsal kitap diyor ki lütuf beni kurtarıyor. I do not have to do anything to justify myself. Kendimi doğrulamak amacıyla hiçbir şey yapmak zorunda değilim. I'm given righteousness as a gift. Bana doğruluk armağan olarak, ödül olarak verildi. It's all free. Özgürüm. But he wants me to serve him. Ama kendisi benim, kendisine hizmet etmemi istiyor. And he even wants to reward me for what I do. Hatta kendisine yaptığım hizmete karşılık bana ödülümü verecek. Which is amazing. Ve bu şaşırtıcı bir şey. And some who don't take that seriously will suffer loss. Bunu kabul etmeyen, ciddiye almayanlar kayıplara uğrayacaklar. Well, they're saved. Kurtulmuş olacaklar. As through fire. Ama ateş geldiğinde. So what is it to serve the living God as we wind up? Diri Tanrı'ya hizmet etmek ne demek? Let's let the blood of Jesus cleanse us from dead works. İsa bizi ölü işlerimizden temizledi diyelim. We don't do something to justify ourselves. Biz kendimizi doğru kılmak için hiçbir şey yapamayız. But we say, Lord, I want to serve you. Ama deriz ki Rab sana hizmet etmek so istiyoruz. What does that look like? Bu neye benziyor? Well, when we're serving God in the things he wants us to do, we find the Lord works with us.
Eğer Tanrı'nın bizim yapmamızı istediği şeyleri yapmaya başlarsak, o zaman Tanrı bizimle beraber çalışacak. It says that in Mark 16, the Lord working with them. Markos 16'da diyor ki Tanrı bizimle gidiyor. In 2 Corinthians 6:1, working together with God. 2 Korintos 6:1, Tanrı'yla beraber çalışırız. And then again, living works express His love. Aynı zaman diri işler sevgiyi ifade ediyor. Paul says the love of Christ constrains us. Pavlus diyor ki İsa'nın sevgisi bizi bina ediyor. Paul says I don't care what you think of me. I'm doing this because Jesus is making Jesus' love in me is making me do this. Yani İsa'nın içimizdeki sevgisi beni bunu yaptırmaya yöneltiyor, yaptırıyor diyor Pavlus. It's possible to do things for the wrong reason. Belki gerçek şeyler ama yanlış sebeple. Say someone in your group is sick. Farz edin ki grubunuzda hasta var. They're in hospital. Hastaneye gidiyorlar. You think I ought to go and visit them. Gidip onları ziyaret etmem gerekir diyorsunuz. Maybe you should talk to Jesus about it. Belki İsa ile konuşuyorsunuz bu konuda. Jesus may say to you, look, you're so busy, don't forget your husband's meal. Don't even think about going to the hospital. İsa size diyor ki belki kocanızın yemeğe ihtiyacı var. Yemeği yap ve hastaneye gitme. You don't have to do it. Bunu yapmak zorunda değilsin. If we ask God, he may say, no, you don't have to do that. Tanrı'ya soruyoruz ama Tanrı diyor ki yapmak zorunda değilsin. But if you ask God, you might get a different answer. Ama eğer Tanrı'ya gerçekten sorarsanız farkı göreceksiniz. He might say to you, yes, actually, my dear daughter's in hospital. Diyecek ki, evet, sevgili kızım hastanede. She's never had surgery before. Daha önce ameliyat olmamıştı. She's very scared. Çok endişeli. I want to express my love to her. Benim sevgimi ona ifade etmeni istiyorum. I'm looking for someone who can take my love to her. Birisinin benim sevgimi ona taşıması lazım. And by the way, bu arada, you weren't even thinking about her. Sen onu düşünmüyorsun bile. You were thinking, what will she think of you if you don't visit her? Sen düşünüyorsun eğer gitmesen acaba benim hakkımda ne düşünür diye. You didn't really care about her. Sen aslında o arkadaşı hakkında ihtimam göstermiyorsun. Kendi şanını, şöhretini düşünüyorsun. You didn't visit while she was there. Oradayken ziyaret etmedin diyecekler bana. You were going to go for the wrong reason altogether. Yani yanlış sebeple olacak gidişin. Then we have to stand back. Onun için geri duralım. Say, Lord, I'm sorry. Rab bağışla diyelim. I'm sorry, my heart's grown cold. Benim yüreğimde fesat olduğu için. Please forgive me. Beni bağışla. Please, Lord, just make me a blessing to her as I go. Lütfen beni oraya gidersen bir bereket yap ona. And you go and bring the love of Jesus. You bring the love of Jesus. Ve o zaman İsa'nın sevgisini ona götürmüş olacaksınız. See, two different ways of going. Gördünüz mü? İki farklı gidiş var hasta ziyaretine. The first way we go is conscience work. Birincisi vicdan işi olarak gidiyor. What will they think of me? Benim hakkımda ne düşünecekler gitmesem? So you go. O gidiyor. You visit. Ziyaret ediyor. You eat her grapes. Bütün üzümleri belki and yiyorlar. Think, oh, there's the bell, have to leave. Ve sonra mecburen bırakacaklar. And she thinks, what was that all about? Gidecekler ve o giden kişi de and the angels are bored to death. Niye geldiler diye düşünecek. Because the angels looking on, the angels think, that's all going up in smoke soon. Yani melekler de belki orada ve görüyorlar sizin o ölü işlerinizden çıkan dumanları görüyorlar. See, the motives are all wrong. It's not going to stand the fire test. Yani motivasyon tamamen yanlış ve ateşten sınanmadan geçemeyecek. But if we go in good heart, iyi yürekle gitmenizi istiyor we bring the love of Jesus into İsa'nın sevgisini oraya götürmemiz gerekir. And God celebrates. Ve Tanrı kutlayacak. See, beloved, serving God has to do with motivation. İşte Tanrı'ya hizmet etme motivasyonla olmalı. Also, living works get the will of God done. Aynı zamanda diri işler Tanrı'nın söylediğini yapmaktır. Dead works just keep the machinery going. Ölü işler makinelerin işlemesi gibi bir şey. Why do you do that with the meat? I don't know why we do it. Neden bunu böyle yapıyor bilmiyorum niye. It's just keeping the machinery going. Yani o makineler çalışıyor. And death creeps in. Ölüm içeri giriyor. But when we do the will of God, ama Tanrı'nın iradesini gerçekleştirdiğimizde bunu diri işler, ölü değil de diri işler olarak addediliyor. Eski ayette Kral Davut için diyordu. When he had fulfilled the purpose, he fell asleep having fulfilled the purpose of God in his generation. Öldüğünde kendi soyunun Tanrı'nın amaçlarını yerine
getirerek kendi soyunda Tanrı'nın amaçlarını yerine getiren bir kişi olarak öldü. And he had this testimony from God. Ve bu Tanrı tarafından da bildirildi. I have found David. Davud'u buldum. A man after my own heart. Benim yüreğime yakın bir insan. Who will do all my will. Bütün isteklerimi yapacak. What a testimony. Büyük bir tanıklık. He understood God. He did God's will. Tanrı'yı anladı, onun iradesini yaptı. Fell asleep, done it all. Öldü ve yanına gitti. That's a great testimony, yeah? Büyük bir tanıklık. That's what God wants from us. Tanrı da bizden bunu istiyor. Jesus said this. İsa şöyle dedi. One day the disciples came to Jesus. Bir they came to buy food. Elçiler geldiler, dediler ki, dedi ki gidin yiyecek alın. He's talking to a woman at the well. Kuyu başında bir kadınla konuşuyordu. And they said, "Have you had anything to eat?" Yiyecek bir şeyin var mı dedi. And Jesus said, "I have food to eat you know nothing about." Ama benim sahip olduğum yiyecek hakkında senin hiçbir malumatın yok. This is my meat. Benim etim şu. To do the will of him who sent me and to finish his work. Tanrı'nın isteğini yapmak ve onun işini bitirmek. That was his meat. That was everything to him. Onun eti oydu. Yani her şeyi oydu. In John 17 at the end of his ministry. Yuhanna 17'de hizmetinin sonunda Jesus said this. İsa şöyle dedi. I've glorified you on the earth. Yeryüzünde seni yücelttim. I've done the work you gave me to do. Bana verdiğin, yapmamı istediğin işi yaptım. We might say, how can I glorify God? Nasıl Tanrı'yı yüceltirim diyorsunuz? You might say, I wish I was Billy Graham. Billy Graham olsaydım keşke derim. I wish I was Jackie Pullinger. Jackie olmak isterdim. If only I could be like them. Onlar gibi olmak isterdim. Jesus said this, I've done the work you gave me to do. İsa şöyle dedi, bana verdiğin işi tamamladım. That's our calling. Bu çağrı değil. Do the work he's given us to do. Bu çağrıdır. Yani Tanrı'nın istediği şeyi yapmak, istediğini vermek ona. Says in Ephesians chapter 2. Efesliler 2'de we're his workmanship. Biz onun çalışanlarıyız. Created in Christ. Mesih'te yaratılmış olarak. For works he prepared beforehand for us to do. Daha önceden bize hazırladığı iyi işleri yapmak üzere yaratıldık. So Paul says, I want to lay hold of that for which God laid hold of me. Onun için Paulus diyor ki ben Tanrı'nın benim için hazırladığı işleri yakalamak istiyorum. We have a dignity from God. Tanrı'dan bir özelliğimiz var. We have a purpose in the earth. Yeryüzünde bir amacımız var. There are things God ordained for you. Tanrı'nın size emrettiği, sizin yapmanız için emrettiği şeyler var. Our joy is to discover those things and do them. Onları keşfedip yapmak bizim sevincimizdir. Ve onu yeryüzünde yüceltmiş oluyoruz. There were two souls in the Bible. Kutsal kitapta iki tip ruh var. The one in the Old Testament. Ha, Saul var, pardon. One in the Old Testament. Bir tanesi eski ahitte. One of the last things he says. Son söylediği şey şu. I have played the fool, I lost my way. Aptalı oynadım ve yolumu kaybettim. The Saul at the end of the New Testament. Yeni ahitteki Saul. He says, I've run the race. Yarışı koştum. I've fought the fight. Savaştım. Henceforth is laid up for me a crown. Ve hedefime, tahtaki hedefime, tacıma. You mean you're thinking about the reward? Ulaştım. Siz bu armağan için düşünüyorsunuz. Yes, he was thinking about the reward. Evet, o armağanını düşünüyordu. I don't think we have to be reward focused all the time. Yani her an armağana odaklanmadı. But it should change our attitude. Odaklanmayalım ama bizim tavrımızı değiştirmek önemli. Çünkü deneneceğiz. My life has relevance. Benim hayatımla ilgili bir şey. I played the keyboard. Ben piyanoyu çalıyorum. Ben kelamı vaaz ediyorum. Çocukların hizmetini ben yapıyorum. Ben düzenliyorum. Yani kilise nasıl başlıyor ilk? Küçük bebekler. Herkes getiriyor bebeğini ve işte. Ama büyüdükçe Wendy and I've got 19 grandchildren. 19 tane torunum var. So we've got more stages. Yani when they're very young, when they are very young, onlar çok küçükken, they're lying in the cot, öyle yatıyorlardı, and they see their hand, ellerini seyrediyorlardı. What's that? Nedir bu? They don't know it's their hand. Bilmiyorlar işte, el. And as they grow up, böyle büyüdüler, they think toes are for sucking and knees are for walking on. Parmakları ne için? Dizler, hani parmaklar yemek için, dizler de bir şey için, bilmiyorlar ne için. Gradually they become more mature. Ama büyüdükçe
Oh, feet are for walking on. Ha, ayaklar yürümek için. You grow and find out what the bits are for. Büyüdükçe biraz daha anlıyorsunuz her şeyi. So it is with the church. Kilise de böyle. When we first get started, ilk başladığımızda everybody's helping. Herkes bir şeyler yapıyor, yardım ediyor, bir şeyler yapıyor. As it grows into greater maturity, olgunluğa doğru gittikçe, we begin to find that, ah, that's the gift, that's her gift, that's his gift. Ha, bu onun armağanı, bu onun armağanı. Herkes armağanını ortaya koyuyor ve birleşiyor. We find it in a maturing body. Biz olgunlaşan bir beden oluyoruz. You don't say to a hand, bir ele, chop. Now go and wait on God and find the will of God for your life. Eli kesip de git Tanrı'dan senin hayatın için ne yapmasını istediğini öğren demiyoruz. The hand serves the body. Çünkü el bedene hizmet ediyor. It's pretty good at doing up buttons. Mesela düğmeleri ilikliyoruz. It's not very good at standing at the front of a meeting. Eller toplantıda ayakta durmak için değildir. Feet are better at that. Bacaklar, ayak daha iyi bunun için. You find what. How? By serving the body. Yani bedende hizmet etmek böyle bir şey. And in a healthy body, ve sağlıklı bir beden, we begin to discern gifts. Armağanları ayırt ederek başlar. And maturity grows. Olgunluk büyür. And callings grow in that maturing body. Ve o olgunlaşmada çağrılar belirlenir. It's wonderful to see a very mature body. Olgun bir bedeni görmek çok güzel. You see some of these athletes at the Olympic Games. Olimpik oyunlarındaki atletlere bakarsak, think, man alive, what a mature body. Yani orada olgun bir bedeni görebiliriz. God wants wonderful churches. Tanrı harika kiliseler yaratıyor. Benim oradaki bölümüm ne? No one's doing conscience work. Yani vicdan işi yapmayayım. We're doing it from the heart. Hepsini yürekten yapayım. We're doing the thing we're particularly gifted for. Yapmamı istediği şeyi yapayım özellikle. The grace gift God has given us has its outworking through us. Yani Tanrı lütfu bize veriyor, lütufla bu işler bizden çıkıyor. So 1 Peter says this, as each has received a special gift, employ it in serving one another as good stewards of the manifold grace of God. 1 Peter 4. As each has received a special gift, herkes kendi özel armağanını aldıktan sonra, employed in serving one another, birbirlerine hizmet ettikten sonra, as good stewards of the grace of God, Tanrı'nın lütfunun iyi işçileri olacaklardır. And Ephesians 4 talks about when each part is working properly, 4:2'de diyor ki eğer herkes kendi görevini doğru bir şekilde yaparsa o zaman Rabbin bedeni olgunlaşıyor. So beloved, grace means that I don't have to do any conscience work. Sevgililer, lütuf demek vicdan işi demek değildir. No, I won't do it, and I'm still righteous. Çünkü hala doğruyum. No, I'm not going door to door collecting money. Yani kapıda para toplamak istemiyorum ama hala doğru sayılıyorum. I'm secure who I am in Christ. Ben Mesih'te emniyetteyim. But I'm not indifferent. Ama yani o kadar da duyarsız değilim. I want to find the thing God has for me. Tanrı'nın benim için hazırladıklarını bulmak istiyorum. Ve bunu bütün yüreğimle yapmak istiyorum. Rabbin yüceliği için. Hepimiz onun önünde bir gün duracağız. Benim bütün emeğimin yanmasını istemiyorum. Emeğimin kaybolmasını istemiyorum. Tanrı'nın benim için hazırladıklarına girmek istiyorum. Amen. Amin mi? Let's just pray. Dua edelim. Lord Jesus, thank you so much. Rab İsa çok teşekkür ediyoruz. You became our guilt offering. Sen bizim günahımızı bir sunu olarak kabul et. So we are made righteous. Ettin ve bizi doğru kıldın. We're acceptable in your sight. Senin tarafından kabul edildik. We thank you for the privilege of being invited to serve you. Sana hizmet etme ayrıcalığına sahip olduğumuz için please teşekkür ederiz. Please let the words we've shared do us good. Ve senin verdiklerini paylaşarak bize iyilik yaptın. May we as a church be strengthened by these words. Biz senin sözünle kilise olarak güçlendik. Be glorified in our lives, sen we pray. Yücel hayatlarımızda diye dua ediyoruz. In Jesus' name. İsa'nın adıyla. Amen. Amin. Amen. Amin. Good. Okay.